Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber dizilerde alıştırma kısmı var. Orayı yapacağız. Yani dizilerde ilk en terim toplamı ile ilgili alıştırmalar var. Onu çözeceğiz. Hemen bakalım sorularımıza. Bir kenarı 36 santimetre olan bir karenin yanına bir kenar uzunluğu bu karenin bir kenarının yarısı kadar olan başka bir kare çiziliyor. Bu şekilde 7 tane yan yana kare çizildiğinde karelerin alanları toplamı kaç santimetre kare olur diyor. Demek ki bu karenin bir kenarı 36'ymış. Alanı nasıl buluruz? 36'nın karesi şeklinde. Yani 36 çarpı 36. İkinci kare için ne diyor? Bu karenin kenarının nesi yarısıymış onun bir kenarı. Değil mi? Öyle diyor bakın. Bir kenarı 36 santimetre olan bir karenin yanına bir kenar uzunluğu bu karenin bir kenarının yarısı kadar olan başka bir kare çiziliyor. Onun alanı nasıl bulunur? 18'in karesi yani 18 çarpı 18 şeklinde. Biz buradan ortak çarpan olan R'yi bulmak istiyorum. Nasıl yaparım? Bu şekilde hesap ederiz biliyorsunuz. A2 18 çarpı 18, A1 de 36 çarpı 36 demek. Çarpı bir de R'si var. 36 ile 18'i sadeleştirdim. Burası 2. 18 ile 36'yı sadeleştirdim. Burası 2. Yani 1 eşittir 4R demek. Her iki tarafı 4'e bölersek ortak çarpan olan R'yi ne buluruz? 1 bölü 4 buluruz. Bana bu şartları sağlayan 7 tane karenin alanları toplamı soruluyor. Yani S7. Nasıl bulurum? A1 çarpı 1 eksi R üzeri 7 bölü 1 eksi R. A1 ne? 36 çarpı 36 diye yazalım biz de. Yani 36'nın karesi. 1 eksi r'miz ne? 1 bölü 4 üzeri 7. Yine 1 eksi 1 bölü 4. Bol işlem var. Yazalım. Şimdi gençler 36 çarpı 36'yı yine yazıyorum aynen. Bu parantezin içini düzenleyeceğim. 1 eksi 1 üzeri 7. 1. 4 üzeri 7 yaptı orası da. Paydayı düzenleyelim. 4'ü yazdım. 4 kere 1, 4. 1 çıktı. 3. Birinci kesir aynen kalacak. Şurayı da düzenleyelim. 4 üzeri 7. 4 üzeri 7 ile 1'i çarptım. 4 üzeri 7. 1 çıkardım. Bakın böyle yazdım. İkinci kesiri ters çevirip çarpacağım. Şimdi 3 ile 36'lardan birini sadeleştirebilirim. Burası 12 olur. Tamam. Devam ediyorum. Sadece işlem yapacağım. Düzenleme yapıyorum. 12 çarpı 36. Şurayı gençler şöyle yazabiliriz. Nasıl yazabiliriz? Şöyle yapalım yazmadan önce. Bu 4 ile de 4 üzeri 7 sadeleşir. Gördüğünüz gibi 4 üzeri 6 kalır burası. Yani orası da 4 ne demek? 2'nin karesi demek. Bakın burası 4. Üstünde 6 var gördüğünüz gibi. 4 üzeri 7 yerine de 2'nin yine karesi yazabilirim. Bakın 4 yerine 2'nin karesini yazdım. Üstünde bir de 7 var. Bir de eksi 1'i var. Bu şekilde düzenlemeye devam ediyorum. 12 çarpı 36 çarpı payda ne yapar gençler? 2 üzeri 12 mi yapar? Üstün üstü bakın çarpılır. Burası da 2 üzeri 14 eksi 1 yaptı gördüğünüz gibi. Şimdi ufak tefek sadeleştirmelerimiz var. Mesela bu şöyle düzenleyelim hatta sadeleştirmeden önce. 12 demek 4 çarpı 3 demek değil mi? Bakın ya da 3 çarpı 4 aynı şey. 36 demek 4 çarpı 9 demek. Bakın. Ya da hatta şöyle yazalım. 3'ün karesi yazmayalım. 9 yazıyorum direkt. Diğerlerini aynen yazıyorum. Biraz daha düzenleyeceğim. Şuraya 9 kere 3'ten 27 yazıyorum. Bakın 9 ile 3'ü çarptım. Bir de ne var? 2 üzeri 4 mü var orada? Devamını aynen yazıyorum. Şurayı şöyle yazalım ki hatalı bir anlaşılma olmasın. Paydada ne var? 2 üzeri 12 var. Gördüğünüz gibi 27'yi yazdım. 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 12 sadeleşir. Paydada 2 üzeri 8 olur. Pay kısmını da aynen bıraktım. Tamam mı arkadaşlar? İşte bizden istenen o uzun cevap budur. Devam edelim.
Evet, şekilde bir kenarı A birim olan bir eşkenar üçgen verilmiştir. Eşkenar üçgenin orta noktaları birleştirilerek yeni bir eşkenar üçgen elde ediliyor. Bu işlem 6 defa uygulanırsa oluşan eşkenar üçgenlerin çevreleri toplamı 189 bölü 2 birim olduğuna göre A kaçtır diyor. Üçgenin çevresi nasıl bulunur? Eşkenar üçgenin çevresi 3 tane kenarı, bakın 3 tane kenarı A olduğu için 3 kere A'dan 3A. Değil mi? Yani A1 bizim için ne? 3A. Sonra diğer oluşturulan üçgen, mesela bu kenarın tamamı A ya. A bölü 2, A bölü 2 olarak bölündüğü için bakın gençler A bölü 2. Hatta şu A'ları sileyim kafanız karışmasın. Büyük üçgenin bir kenarı A. Şimdi eşkenar üçgenin de zaten bütün açıları biliyorsunuz 60'ar derece iç açıları. Burada yine bir eşkenar üçgen oluştu. Mesela buraya DEF diyeyim. Büyük üçgene de ABC diyelim. Burada bir mesela EFC ikizkenar üçgen oluştu. Tepe açısı 60'sa 180'den 60'ı çıkardım. Taban açıları toplamı 120'dir. Ve ikizkenar üçgenin taban açıları eşit olduğu için bakın burası da 60'a 60. Yani bu içerideki üçgenin bir kenarı ne çıkacak? A bölü 2. Ki aynı şekilde bunları bakın DBF de ikizkenar üçgen. Aynı mantıkla 180 ile 60'ı çıkarırsanız 120 kalır. Ve tabanları eşit olduğu için bakın burada da eşkenar üçgen elde edeceğiz. Aynı mantıkla burası da A bölü 2 yapacak. O zaman buranın çevresini nasıl bulurum? 3 çarpı gençler 3 tane kenar var ve kenarların hepsine A bölü 2 gördüğünüz gibi. Yani 3A bölü 2. R'yi bulalım. Nasıl yapıyorduk? A2 eşittir. A1 çarpı R diyorduk. A2'miz 3A bölü 2. A1'imiz 3A çarpı R. 3A'lar yandan sadeleştiğine göre R dediğimiz değer 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkar. Ve bu 6 defa bu işlem uygulandığına göre 6 tane üçgen oluşuyor gençler. Evet, bu üçgenlerin çevreleri toplamı yani S6 soruluyor. Kolay. A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R'den yaparız. A1 neydi? Bakın 3A demek. R ne? 1 bölü 2 üzeri 6 var. 1 eksi 1 bölü 2. Şimdi düzenleyelim burayı. Şurada düzenleyeceğim. A1, 3A yazdım onu. Parantezin için düzenliyoruz. 1 eksi 1 üzeri 6, 1. Burası 2 üzeri 6 yaptı. Payda da 2 kere 1, 2. 1 çıktı. 1 bölü 2 demek. Birinci kesrimiz aynen kalacak. Yazıyorum. 3A çarpı. Şu parantezin için düzenleyeceğim. 2 üzeri 6 ile 1'i çarptık. 2 üzeri 6. 1 çıkardık. Bakın. İkinci kesri ters çevirip çarpacağım. Bütün bu işlemler sonucunda cevap 189 bölü 2 mi yapacakmış? Şimdi. Gençler. Bu 2 ile burası sadeleşir. Burası 2 üzeri 5 yapar. Bu 2 ile bu 2 üzeri 5 sadeleşir. Burası 2 üzeri 4 yapar. Başka sadeleştirmelerim de var. 3 ile 189'u sadeleştireceğim. 3'e böldüm. 3'e bölerseniz kaç yapar burası da? 63 yapar. Yani ne yaptı burası? Bakın ok çıkarıyorum. A çarpı bir kere şu parantezi de hesap edelim. 2 üzeri 6 64 yapar. 1 çıkarınca 63 yapar. Payda da 2 üzeri 4 var. Yani 16 var. Burası da sadece 63 kaldı. 63'ler gördüğünüz gibi sadeleşti. Burada sadece 1 kaldı. Yani A bölü 16 eşittir 1'den içler dışlar çarpımından A'yı ne buluruz? 16 birim olarak buluruz. Sadece işlem kalabalığı. Devam edelim. Yukarıdaki şekilde her kare dışındaki karenin kenarlarının orta noktaları birleştirilerek elde edilmiştir. En dıştaki karenin bir kenarı 6 birim olduğuna göre elde edilen 5 karenin alanları toplamı. En dıştaki karenin bir kenarı neymiş? 6'ymış. Bu karenin alanı nedir? En dıştaki karenin alanı a kare yani 6 çarpı 6'dan 36.
İkinci karenin alanını hesap edelim içteki. Şimdi gençler, burası 6 olduğunu biliyoruz. Orta noktası bakın alındığında 3'e 3 bölünecek. Aynı şekilde burada da 3'e 3 bölünecek. Şimdi burada mesela D var zaten. E, F, G, H karesi diyelim. Şimdi 3'e 3 olduğunda burada ikizkenar E, D, H'tan bahsediyorum. İkizkenar bir dik üçgen var. Ve aynı şekilde burası ne olacak o zaman? AA hatırlarsanız bakın. İkizkenar dik üçgende burası 3, burası 3. Burası mecburen 45'e 45 derece olacak. Burası AA, A kök 2 miydi? 90'ın karşısı. Yani bu kenar 3 kök 2. Aynı mantıkla burası tamamı AB'nin 6. Bakın AB'nin tamamı 6. 3'e 3 bölünecek. Yine bakın burada diklik var. Kare olduğu için büyük şekil. Burası da 3 kök 2. Burası da 3 kök 2. Ve burası da 3 kök 2. Yani içteki şekilde bir zaten kare. Kare oluşturulduğu da zaten söyleniyor. Elde edilen karelerin alanları toplamı soruluyor zaten. O zaman içteki karenin alanını nasıl bulacağım? 3 kök 2'nin karesi. Yani 3 kök 2 çarpı 3 kök 2. 3 kere 3 9. 9 kere 2'den içteki karenin alanı ne? 18. R'yi bulmam lazım. A2 A1 çarpı R demek. A2 18. A1 36. Her iki tarafı 36'ya bölersek bakın yine R'miz 18 bölü 36'dan 1 bölü 2 çıkar. Bize buradaki 5 tane karenin alanı yani S5 soruluyor. Bakın işlem kalabalığı hepsi aslında. A1 çarpı 1 eksi R üzeri 5 bölü 1 eksi R. A1'i biz 36 bulduk. R'miz 1 bölü 2. 1 bölü 2 üzeri 5 yazıyorum. Bakın yine yazdık. S5 diyorum. 36'yı yazdım. Şu parantezin içini düzenleyelim. 2 üzeri 5'i yazdık. Yani biliyorsunuz burası 1 eksi 1 üzeri 5, 1 demek. Burası 2 üzeri 5. Sadece düzenliyorum şu an. 2 üzeri 5'ten 1 çıkarıyoruz. Alttaki kesri de bir düzenleyelim hemen. Bakın 2 yazdım. 2 kere 1, 2. 1 çıkardım. 1 bölü 2. Birinci kesri aynen yazdım görüyorsunuz düzenleyerek. İkinci kesri ters çevirip çarpacağım. Uzatmayacağım artık. Biraz daha kısaltalım en azından. Şimdi 2 ile 2 üzeri 5'i sadeleştirebiliriz. 2 üzeri 4 yapar. Yazalım şuraya. S5 diyelim. 36 çarpı. Şu parantezin içine yapar. 2 üzeri 5 32. 1 çıkardık. 31 yapar. Paydamız ne yapar gençler? 2 üzeri 4'ten 16 yapar. Evet. Biraz daha sadeleştirelim. 16'yı 4'e böldüm. 4. 36'yı 4'e böldüm. 9. 31 ile 9'u çarparsak 279 bölü 4 olarak cevabımızı buluruz. Devam edelim. Evet, son sorumuzdayız. Yukarıdaki şekilde her dairenin yarıçapı solundaki dairenin yarıçapının 1 bölü 2'sine eşittir. Tamam. İlk dairenin yarıçapı 48 birim olduğuna göre oluşturulan 12 dairenin alanları toplamı diyor. Şimdi o zaman diğer dairenin yarıçapı ne? 24 mü? Dairenin alanı nasıl bulunur? Formül ne? Pi r kare. Buradaki r yarıçap anlamındaki r. İlk dairenin alanını bulalım. Pi çarpı 48 çarpı 48. Yani r 48'in karesi yazabilirsiniz siz. Ben tabii ki karesini hesaplamayacağım için böyle yapmak istedim. İkinci dairenin alanını bulalım. Pi çarpı 24'ün karesi yani 24 çarpı 24. Bana r lazım. Yani buradaki r dediğim ortak çarpan olan r lazım. Tamam mı? Geometrik dizideki r lazım kısaca. Bakın A2 yazıyorum. 24 çarpı 24 çarpı pi. A1 yazıyorum. 48 çarpı 48 çarpı pi çarpı r. Pi'ler zaten gitti. 24 ile 48'i sadeleştirdim 2, burası 1. 24 ile 48'i sadeleştirdim 2, burası 1. Yani 1 eşittir 4R'den. Her iki tarafı 4'e bölersek R buradan 1 bölü 4 olarak karşımıza
çıkar. Bizi 12 dairenin alanları toplamı soruluyor. Yani S12. Bulalım. A1 çarpı 1 eksi R üzeri 12 bölü 1 eksi R. Birinci alan ne gençler? Burada yazalım. Pi çarpı ne olarak karşımıza çıkacak? 48'in karesi. Evet, devam edelim. 1 eksi 1 bölü 4 üzeri 12 bölü 1 eksi 1 bölü 4. Böyle düzenledik. Devam edelim. Bakın yazıyorum. Şimdi burayı da bir düzenleyeyim aslında ayrı bir yerde. Paydamız ne? 4. 4 kere 1 4. 1 çıktı. 3 bölü 4 aslında. Paydanın düzenlenmiş halini 3 bölü 4. Bunu da unutmayın. Oraya not ettik. Şimdi birinci kesir dediğim şu kesri aynen bırakacağım. Bakın yazıyorum aynen. Dikkat edelim. Ufak tefek düzenlemelerde yapabilirsiniz yazarken. Şurayı da ayrı bir yerde düzenleyeceğim. Bakın yukarıya aynen yazarken şurayı düzenlemeye karar verdim. 1 eksi 1 üzeri 12 1 demek. Burası da bakın 4 üzeri 12. Şöyle yapabiliriz. Payda kalır. Görüyorsunuz. 4 üzeri 12 ile 1'i çarptık. 4 üzeri 12. Bakın düzenlenmiş halini böyle yazıyorum buraya. Bakın. Birinci kesri aynen bıraktım. İkinciyi ters çevireceğim. İkinci dediğim kesir bu. Unutmayın. Evet. En son sadeleştirmeler, düzenlenmeler yapıldıktan sonraki cevabınızı direkt yazacağım gençler. Çünkü çok uzun sürüyor. En son cevabım 3 pi çarpı 2 üzeri 24 eksi 1 bölü 2 üzeri 14. Burada ne yaptık? Niye böyle bir cevap bulduk? Neyse yine de yapayım ben. Dayanamıyorum fazla. Böyle açıklayarak yapmak istiyorum yine. Bakın pi'yi yazdım. 48 ne demek gençler? 16 kere 3 mü? 48 yerine 2 üzeri 4 çarpı 3 yazabilirim. Bir de karesi var. Unutmayalım. 4 üzeri 12 yerine şöyle yazabiliriz. 2 üzeri 2 üstü 12 eksi 1. Biraz karışacak buralar. Burası da 2 üzeri 2 üstü 12. Çarpı 4 bölü 3. Yukarı doğru yazacağım mecburen. Şimdi dikkatli yapalım. Yazıyorum buraya S12 diyorum. Pi çarpı. Bakın 2 üzeri 4 üzeri 2 var. Yani 2 üzeri 8. 3 üzeri 2. Burayı düzenledim. Devam ediyorum. Parantezle yazmak zorundayım burayı. 2 üzeri 24. Eksi 1'i var. Burası da 2 üzeri 24 yaptı. Çarpı 4 bölü 3. Şimdi 3'lerden bir tanesi sadeleşecek. Bakın 3 üzeri 2 ile yani 9 ile daha doğrusu 3'ü sadeleştirdim. Burada 3 kaldı. 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 24'ü sadeleştirebiliriz. Gençler. Burada 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 24'ü sadeleştirebiliriz. Sadeleştirelim. Burası 1. Burası 2 üzeri ne yapar? 16 yapar. Şimdi şuradaki 4'ü de düzenleyerek yazmak istiyorum. Bir ayrı işlem yapmayacağım. 4 normalde 2 üzeri 2 demek. Bu 2 üzeri 2 ile de bu 2 üzeri 16'yı sadeleştirebilirim. Bakın sadeleştirdim. En son elde ettiğim, size yazdığım cevap kalmadı mı? 3 kere pi. 3 pi. Bakın yazıyorum. Yukarıda kalanları yazdım şu an. Bir de ne var? Bölü 2 üzeri 14. Gerisi işlemden ibaret olduğunu söylemiştim. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.